Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi ve Haşr suresinin 1 ile 9. ayet-i kerimeler arasındaki ayetlerin tefsiri ve sonra irabı üzerine duracağız inşallah. Allah-u Teala Mücadele suresinin son yani 22. ayeti celilesinde şöyle buyuruyor. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahiri yuaddune men haddallaha ve rasuleh. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir topluluğun Allah ve Resulüne düşmanlık eden ve emirlerine aykırı davranan kimseleri sevip dost edindiklerini göremezsin. Çünkü kim Allah'ı severse onun düşmanlarına düşman olur. Nur ile karanlık bir araya gelmediği gibi bir kalpte hem Allah sevgisi hem de onun düşmanlarının sevgisi beraber bulunmaz. Suçlu ve kafirlerle dostluk kurmayı ve onları sevmeyi yasaklamaktadır bu ayet-i celile. Fakat ayet yasaklama ve sakındırmayı pekiştirmek için haber verme şeklinde ne yapmıştır? Gelmiştir. Yani Allah düşmanlarının sevgisi ile iman bir arada bulunmaz. Çünkü bir kimseyi sevenin onun düşmanını sevmesi mümkün değildir. Zira bu iki şey kalpte birleşmez. Kalpte Allah'ın düşmanlarının sevgisi yerleşince orada iman bulunmaz. Velev kânû âbâehum ev ebnâehum ev ihvânehum ev aşiretehum. Allah ve Resulüne düşmanlık edenler isterse babaları, oğulları, kardeşleri ve aşiretleri gibi onlara en yakın insanlar olsun, durum yine aynıdır. Çünkü Allah'a iman iddiası onun düşmanlarına düşmanlığı gerektirmektedir. Babalara itaat etmek çocuklara vacip olduğu için Yüce Allah önce ne yapmış oldu? Bu çocukları zikretmiş oldu. Sonra babalardan sonra çocukları zikretti. Çünkü kalpler en çok onlarla ilgilenir. Bunun ardından kardeşleri zikretti. Çünkü onlarla dayanışma olur. Yardımlaşma, savaş ve düşmana üstün gelme aşiret sayesinde olduğu için sonunda da aşireti zikretti. Evet, burada bu ayet-i celileye baktığımız zaman babaları dahi olsa mealindeki ayet Übey bin Ebu Ubeyde radıyallahu anh Ebu Ubeyde radıyallahu anh hakkında inmiştir. O babası cerrahı Bedir savaşında öldürmüştü. Oğulları da olsa ayeti ise Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh hakkında inmiştir. O da oğlu Abdurrahman'ı öldürmek istemişti. Kardeşleri de olsa bölümü Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anh hakkında inmiştir. Bu da Bedir Savaşı'nda kardeşi Übey bin Ümeyr'i öldürmüştü. Aşiretleri de olsa bölümü ise Hazreti Hamza, Ali ve Übeyde el-Haris radıyallahu anhüm hakkında inmiştir. Bunlar Bedir gününde Utbe, Şeybe ve Velid bin Utbe'yi öldürmüşlerdi. Ülâike ketebe fî kulûbihimül imâne. Müminler öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini imanı yerleştirmiştir. O kalpler mümindir. Kesin inançlı ve samimidir. Evet ve eyyedehum bi ruhum minhu. Allah onları yardımı ve desteğiyle kuvvetlendirmiştir. Düşmanlarına karşı onlara yardım etti. Yaptığı bu yardıma ruh ismini verdi. Çünkü işleri o yardım sayesinde canlı olur. Ve yudhiluhum cennetin tecri min tahtiha'l enharu halidin fiha. Allah ahirette onları geniş Allah ahirette onları geniş bahçelere yerleştirecektir. O bahçelerdeki köşklerin altından cennet ırmakları akar. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Razıyallahu anhum ve radu an. Allah onların amellerini kabul etmiş ve kendilerinden razı olmuştur. Dolayısıyla onlar Allah'ın sevabını elde etmiş ve kendilerine verdiklerinden razı olmuşlardır. Allah'ın rızası nimetlerin en büyüğü ve mertebelerin en yücesi olduğu için Allah önce onları cennete sokacağını zikretmiş, daha sonra onlardan razı olduğunu bildirmiştir. Ülâike hizbullah. İşte onlar Allah'ın cemaati, has kulları ve dostlarıdır. Ela ibne hizballahi humul müflihun. Bilesiniz ki Allah'ın ordusu dünya ve ahiret iyiliklerini kazananlardır. Bu ayet işte onlar şeytanın tarafındadırlar ki iyi bilsin ki şeytanın taraftarları mutlaka kaybedeceklerdir. Mealindeki ayetin karşılığı ne yapılmıştır? Bu şekilde zikredilmiştir diyoruz. Ve bu şekilde Mücadele suresini ne yapıyoruz? Bitirmiş oluyoruz. Haşr suresi Medine'de inmiş. 24 ayet-i kerimeyi ihtiva etmektedir. Burada inen diğer sureler gibi ahkam konularına önem verir. Bu mübarek surenin ağırlık verdiği ana konu Nadiroğulları gazvesidir. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile yaptıkları ahdi bozan Yahudilerdir. Ahdi bozdukları için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları Medine-i Münevvere'den sürgün etmişti. Onun içindir ki İbn Abbas bu sureye Nadiroğulları suresi derdi. Bu surede aynı zamanda Yahudilerle anlaşma yapan münafıklardan da söz edilir. Kısacası bu sure gazveler, cihat, ganimetler suresidir. Bu şekilde ne yapılmıştır? Sure isimlendirilmiştir. Bu sure müminlere soy ve sopun fayda vermeyeceği, mal ve makamın bir yarar sağlamayacağı o korkunç günü hatırlatmalarını öğütler. Cennet ehli ile cehennem ehli arasındaki korkunç farkı, adalet ve hesap yurdunda bahtiyarlarla bedbahtların akıbetlerini açıklar. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Allah'ın güzel isimlerini ve yüce sıfatlarını anlatarak ve onu noksan sıfatlardan uzak olduğunu bildirerek sure ne yapar? Bu şekilde hitama ermiş olur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ardu. Melek, insan, ağaç ve cansız varlıklardan, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Yüce Allah'ı noksan sıfatlarından uzak tutar, takdis edip yüceltir. Nitekim Yüce Allah mealen onu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur buyurmuştur ayeti celilesinde. Bu İsra suresinde geçer. Yüce Allah göklerde ve yerde bulunan her şeyin kendisini birlediğini, onu tesbih edip takdis ettiğini ve yücelttiğini bildirmektedir. Ve huvel azizül hakim, o mülkünde güçlü, yaptıklarında hikmet sahibidir. Huvellezî ahracellezîne keferû min ehlil kitâbi min diyârihim li evvelil haşr. Ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Bu, Yüce Allah'ın engin kudret ve apaçık gücünden bazı eserlerini açıklar. Yani Nadiroğulları Yahudilerini Medine-i Münevvere'deki yurtlarından ilk kez çıkaran O'dur. Bu, Yahudilerin toplu halde Arap Yarımadası'ndan çıkarıldıkları ilk sürgündür. Çünkü bundan önce böyle bir zillete düşmemişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Nadiroğullarıyla ne kendisiyle birlikte ne de aleyhinde olacaklarına dair bir anlaşma yapmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'nda düşmana galip gelince Yahudiler kuşkusuz o Tevrat'ta muzaffer olacak diye nitelenen peygamberdir. Onun sancağı ulaştığı yerden geri çevrilmez dediler. Fakat Müslümanlar Uhud Savaşı'nda mağlup olup şüpheye düşüp anlaşmayı bozdular. Ka'ab bin Eşref 40 kişilik süvariyle Mekke'ye gidip Ebu Sufyan ile anlaşma yaptılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ka'ab'ın süt kardeşi Muhammed bin Mesleme'ye onu öldürmesini emretti. O da onu hileyle öldürdü. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askerleriyle baskı yaparak bunları kuşattı. Neticede sürgüne gitmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile anlaşma yaptılar. Çoğu Suriye taraflarına gitti. Bir kısmı da Haber Yahudilerine katıldılar. Ma'azanen tüm en yahrucu. Ey müminler! Yahudilerin güçlü, kuvvetli ve iyi savaşçı olmaları sebebiyle bu şekilde zillet ve horluk içerisinde yurtlarından çıkacaklarını beklemiyordunuz. Çünkü onların kaleleri, gelir getiren arazileri, hurma ve meyve ağaçları vardı. Ve zannu ennehum mani'atuhum husunuhum minallahi. Yahudiler de bu sağlam kalelerini kendilerini Allah'ın azabından koruyacağını ve onun azap ve intikamını kendilerinden savacağını sanmışlardı. Fe etahumullahu min haythu lem yahtesibu. Allah'ın azabı ve şiddeti hesaplarında olmayan ve akıllarına gelmeyen bir taraftan başlarına geliverdi. Ve gazefe fi kulubihimur ru'be. Allah Nadiroğullarının kalplerine güçlerini zayıflatacak, güven ve huzurlarını yok edecek şiddetli korku verdi. Neticede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vereceği hükmü kabul ettiler. Hadiste şöyle buyurmuştur: bana bir aylık mesafeden korkutma gücü verilerek yardım edildi buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari, Teyemmüm, Salat, Cihat ve Müslim Mesacit'de geçen hadis-i şeriflerinde. Nadiroğulları yurtlarından sürünmeden önce müminlere karşı duydukları kin ve hasetlerinden evlerini ne yapıyorlar? Yıkıyorlar, direklerini söküyorlar, tavanlarını kırıyorlar ve duvarları deliyorlardı. Müminler oralarda oturmasın, Müslümanlar da dışarıdan diğer tarafları tahrip ediyorlardı ki onların kaleleri yıkılsın. فَاَعْتِبِرُوا يَا اُلِي الْاَبْصَارِ. Ey akıl sahipleri, Yahudilerin başlarına gelenlerden ibret alın buyurdu Allahu Teala bu ayeti cellesinde. وَلَوْلَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا. Eğer Yüce Allah onların çoluk çocuk ve aile olarak yurtlarından çıkmalarını hükmetmiş olmasaydı, kardeşleri Kureyzoğullarına yaptığı gibi mutlaka onlara da dünyada kılıçla azap ederdi. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. Onlar için dünya azabı ile birlikte cehennemde ebedi bir azap vardır buyurdu Allahü Teala. Zalike bi ennehum şakkullaha ve rasuleh. Bu sürgün ve azap onların Allah'a muhalefet, düşmanlık, emrine isyan işlemiş oldukları suçlar ve Resulüne verdikleri sözü bozmaları sebebiyledir. Ve men yuşakillahe fe innallâhe şedîdül ikab. Kim Allah'ın emrine muhalefet ve dinine düşmanlık ederse bilmelidir ki Allah ondan intikam alır. Çünkü Allah'ın azabı şiddetli, cezası elem vericidir. Rabbin haksızlık eden memleketleri yakaladığında onun yakalayışı işte böyle şiddetlidir. Çünkü onun yakalaması pek elem verici ve pek çetindir buyurmuştur. Bu da Hud suresinde geçen ayet-i cellede. İşte bundan sonra Yüce Allah Müslümanların yaptığı hurma ağaçlarını kesme ve bazı meyve ağaçlarını yakma olaylarının hepsinin Allah'ın emir ve iradesiyle olduğunu bildirdi. مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى اُسُولِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ buyurdu. Ey müminler! Kestiğiniz veya gövdesi üzerinde olduğu gibi bıraktığınız hurma ağaçları, Allah'ın emri, iradesi ve rızasıyla kesilmiş ya da üzerinde bırakılmıştır. Bir de Allah ağaçları ve hurmalıkları kesilmek suretiyle Yahudileri zelil edip öfkelendirmek için böyle yaptı. Yani Yüce Allah kafirlerin en kıymetli mallarında düşmanlarının hükmünün uygulanması sebebiyle kinlerin artması ve hasetlerinin kat kat olması için buna izin verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nadiroğullarını kuşatınca bazı sahabiler onların kalplerine korku salmak ve zillete düşürmek maksadıyla hurmalıklarını kesip yakmaya başlamışlardı. Bunun üzerine Yahudiler, ey Muhammed, bu bozgunculukta ne oluyor? Sen kargaşayı yasaklıyordun. O halde niçin bu ağaçların kesilmesini emrediyorsun? Bunun üzerine Yüce Allah bu ayet-i kerimeyi indirdi. Ve ma efa Allahu ala rasulihi minhum fe ma evceftum. Nadiroğulları Yahudilerinin mallarından Allah'ın peygamberine ganimet olarak iade ettiklerine gelince fe ma evceftum aleyhi min haylin ve la rikabin. Siz onun için ne atlarınızı sürdünüz, ne develerinizi, ne de onu elde etmek için yoruldunuz buyurdu Allahü Teala. Siz o ganimetler için uzak yol kat etmediniz, savaşıp güçlük de çekmediniz. Nadiroğulları yurdu Medine'ye 2 mil uzakta idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burayı sulh yoluyla fethetti ve Yahudileri oradan sürüp mallarını aldı. Dolayısıyla Yüce Allah bu malları sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o malları dilediği gibi tasarrufta bulundu. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. Fakat savaşın sıkıntılarına katlanmadan, düşmanlarının kalplerine korku salarak peygamberlerine yardım etmesi Yüce Allah'ın ilahi kanunlarındandır. Vallahu ala külli şeyin kadir. Yüce Allah her şeye gücü yeter. O mağlup edilemez, engellenemez ve hiçbir şey onu aciz bırakamaz. İşte bundan sonra Yüce Allah Fey'in hükmünü genel olarak açıkladı. Fey, Müslümanların savaşmadan aldıkları ganimetlerdir. Ma efa Allahu ala rasulihi min ehlil qura felillahi velir rasuli velidil qurba vel yetama vel mesakini ve ibnis sebil. Allah'ın savaş yapmadan kafirlerin mallarından peygamberine verdiği ganimeti Allah, peygamber yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Yani o ganimetlerin hükmü şudur: ganimet Allah'ındır, onun dilediğini verir. Resulullah'ın da hakkı vardır. O da kendisi hem de Müslümanların yararı için onu harcar. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Haşim ve Abdülmuttalib oğullarından olan akrabalarının, babaları ölmüş yetimlerin, muhtaç durumda olan düşkünlerin ve yolda kalmış yabancıların da burada hakları nedir? Vardır. Evet. Hakları vardır. Keyla yekune dureten beynel agniyai minküm. O mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir mal olmasın. Yani fakirlerin mala şiddetli ihtiyaçlarına rağmen onların değil de bu maldan sadece zenginlerin faydalanmaları ve tercih edilmemesi için böyle yaptık buyuruyor Allah-u Teala. Böyle yaptık ki o feyi fakir ve zayıflar değil de zengin ve liderler arasında bölüşmesin. Çünkü cahiliye halkı ganimet ele geçirdiklerinde liderden lider 1/4'ünü kendisine alır, sonra dilediğini seçip alırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nadiroğulları'nın mallarını muhacirlere taksim etti. O zaman muhacirler fakir idi. Ensara o maldan bir şey vermedi. Çünkü onlar zengin idiler. Bunun üzerine Ensar'dan bazıları bu feyden bizim de payımız vardır dediler. Dolayısıyla Yüce Allah şu ayeti indirdi. Ve ma atâküm rasul ve ma atâkümür rasulü fehuzuhu ve ma nehâküm anhu fentehû. Ey peygamber, peygamber size ne emrettiyse onu yapın, neyi yasakladıysa ondan da sakının. Bilesiniz ki o her türlü iyi ve uygun olanı emreder, her türlü kötü ve fesadı yasaklar. Bu ayet her ne kadar fey malları hakkında inmişse de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği veya yasakladığı her türlü vacip ve mubah ve müstehap yahut haram kıldığı hakkındaki genel olarak nedir? Bir ifadedir. Fey ve diğer şeyler de bu hükme girmektedir. Vettegullah. Emirlerine sarılmak ve yasaklarından kaçınmak suretiyle Rabbinizden korkun. İnnallâhe şedîdül ikâb. Kuşkusuz onun kendisine isyan eden ve emrine muhalefette bulunan kimse için azabı elem verici ve şiddetlidir. Lil fukarâi muhacirînellezîne uhricû min diyârihim ve emvâlihim yebtegûne fazlen minallâhi ve rizvâna. Bu ayet daha önce geçen fey hükmünün devamıdır. Sanki Yüce Allah şöyle buyuruyor. Fey ve ganimetler Mekke kafirlerinin yurtlarından göçe zorlamaları sonucu Allah'ın rızasını ve lütfunu isteyerek yurtlarını ve mallarını terk eden o muhacir fakirler içindir. Ve yensurûne Allâhe ve rasûlehu. Onlar Allah'ın emrini yüceltmek ve dinine yardım etmek maksadıyla hicret ediyorlar. Ülâike hümüs sâdigûn. İşte bu güzel sıfatları taşıyanlar imanlarında samimi olanlardır. O muhacirler Allah ve Resulü aşkına yurtlarını ve mallarını, çoluk çocuklarını ve vatanlarını bırakanlardır. Hatta onlardan bazıları açlıktan karnına taş bağlıyorlardı ki onunla belini düz tutsun. Bundan sonra Yüce Allah Ensar'ı övdü ve faziletini anlatmak üzere şöyle buyurdu. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Medine'ye yerleşip orayı yurt edinen ve muhacirlerin birçoğundan önce iman edenler, yani Ensar var ya, يُحِبُّونَ مَنْ حَاجَرَ اِلَيْهِمْ. Onlar muhacir kardeşlerini sever ve mallarıyla onlara yardım ederler. Yani Ensar, muhacirlerden önce yurda yerleşen, samimi ve kesin bir şekilde iman edenlerdir. Tebevvü yerleşmek ve karar kılmak demektir. Yüce Allah bununla Ensar'ın muhacirlerden daha önce iman ettiğini kastetmiyor. Bilakis onların peygamberin kendilerine hicret etmeden önce iman ettiklerini kastediyor. Evet. Ensar muhacirleri kendi evlerinde oturttular ve mallarını da ortak ettiler. Ve la yecidûne fî sudûrihim hâceten mimmâ ütû. Ensar kendilerine verilmeyip de muhacirlere verilen ganimetten dolayı hiçbir kıskançlık, kin ve üzüntü duymuyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nadiroğullarının mallarını muhacirler arasında bölüştürdü. 3 kişi dışında Ensar'dan hiç kimseye bir şey vermedi. Ensar bu bölüştürmeden hoşnut oldu. Ve yu'thirûne alâ enfusihim velev kâne bihim hasâsa. Onlar son derece ihtiyaç ve yoksulluk içinde olsalar da malın başkalarına verilmesini tercih ederler. Onların bu tercihi mala ihtiyaçları olmadıklarından değil, aksine bu tercihleri mala ihtiyaçları olmasına rağmendir. İşte bu başkasını kendisine son derece tercih etmektir. Ve men yuga şuhha nefsihi fe ulaike humul muflihun. Allah kimi cimrilikten korur ve uzak tutarsa o felah bulup kazanmış demektir. Şuh şiddetli hırs ve tamahkarlıkla birlikte cimrilik demektir. Şuh yaratılışın nefsinde bulunan bir huyudur. Onun içindir ki şuhha nefse, nefsinin şuhu denilerek tamlama yapılmıştır. Evet, şuh kişinin malını vermemesi değildir. O kendisine ait olmayan bir şeye karşı tamah etmesidir. Hadiste şöyle buyurulmuştur. Cimrilikten sakının. Çünkü o sizden öncekileri yok etmiş, onları kan dökmeye ve haramları helal saymaya itmiştir buyurmaktadır. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu Müslim 1.56 Ahmet bin Hanbel'in Müsnedinde de 2. cildin 160 ve 191. sayfalarında hadis olarak ne yapmaktadır? Geçmektedir. Bundan dolayı buradan da bakıyoruz ki buradaki hadislerden ibret almamızı Allahu Teala ve Allah Resulü bizden ne yapmaktadır? İstemektedir diyoruz. Burada gördüğünüz gibi Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesi, yani 2. sayfayı ne yapmış oluyoruz? Bitirmiş oluyoruz. Ve bundan sonra yine Mücadele suresinin 22. ayetinin irabı ve Haşr suresinin 1. ayetinden başlayarak 9. ayetinin irabını üzerinde ne yapacağız? Duracağız. İrablar üzerinde dururken sadece ayetleri çizerek göstermek istiyoruz. Fakat henüz onun tekniğini ne yapamadık? Elde edemedik. O yüzden şimdilik bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in sayfası önünüzde ne yapıyoruz? Buradan Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahiri يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَائِهِمْ اَوْ اَبْنَائِهِمْ اَوْ اِخْوَانِهِمْ اَوْ عَشِيرَتِهِمْ şeklinde buradan irabına bakacağız. La nefi edatı, tecidü muzari fiil ve kendisi nedir? Merfudan me'üzere, faili ente. Sen bulamazsın. Kavmen mef'ulü bi sarih mansup. Yu'minune muzari fiil. Merfuf alameti bi sübutunun vav faili. Bi billahi de harf cerden dolayı mef'ulü bi gayri sarih ahlen mansup. Ve yevmül ahiri billahi üzerine matuf. Ahir yevminin sıfatı. Yuaddüne yine muzari fiil. Merfuf alameti bi sübutunun vav faili. Men ismi mevsul ve mahallen mansup mef'ul bi sarih hadde mazi fiil Allah'a onun mef'ul bi sarihi haddenin faili tahtında müstetir hüvedir. Ve rasulehu da Allah'a üzerine masup nasb alamet fetha muzaf illeh vav atıf lev kâne lev şart edatı kânü mazi fiil damme üzere mebni vav onun ismi aba ehümde kânenin haberidir. Kâne nakıs fiildir. İsim ve haber alır. Ev ebna ehüm aba üzerine matuf. Ev ihvan ehüm ebna üzerine matuf. Ev aşirat ehüm de ihvan üzerine matufturlar. Ülaike ketebe fi gulubihimül imane. Burada ülaike mübteda ismi şarit mahallen merfu ketebe mazi fiil hüve faille beraber ülaike müptedasının mahallen merfu haberi fi gulubihim mef'ul bi gayri sarih ketebe fiilinin el imane ise mef'ul bi sarih mansup nasb alameti fetha ve eyyedehüm eyyede mazi fiil faili yine hüve hüm mef'ul bi sarih bi ruhin mef'ul bi gayri sarih min de onun sıfatıdır ve mahallen mecrurdur ve yudhilühüm vav atıf yudhilu muzari fiil faili hüve hüm mef'ul bi sarih cennatin mef'ul bi sarih mansub tecri muzari fiil takdiran merfu min tahtiha öne geçmiş mefrubi gayri sarih mahallen masub tecrinin el enharu faili merfura falameti damme halidine hal halidine hal masub nasb alameti ye lennehu cemüzekker salim fiha halden mefrubi gayri sarih radiye mazi fiil Allah onun faili anhum mefrubi gayri sarih mahallen masub ve radu yine burada mazi fiil damme üzere mebni vav faali anhü mef'ulü bi gayri sarih ülaike mübteda ismi şahit mahallen merfu hizbullah izafetle haber merfu ela tembih edatı la mahallele hamilel irab inne hurum şebbe bil fiil hizbe innenin ismi muzaf Allah'ı muzaf ileyhüm zamiri fasıl müflihun da nedir? İnnenin haberidir. İnnenin haberidir diyoruz ve bu şekilde Mücadele suresinin son ayet kelimesi olan 22. ayetin irabını yapmış oluyoruz. Şimdi Haşr suresinin 1. ayetinden itibaren iraplarını üzerinde duruyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Ve huvel azizül hakim. Sebbaha mazi fiil. Fetacere mebni. Lillahi mefru bi gayri sarih mahallen mansub. Ma sebbahanın faili. Yine mahallen merfu. Fissemavati ve ma fil ard. Bunlar ma'nın sırası. Şibi cümleler. Ve mefru bi gayri sarih mahallen mansub. Birbirlerine matuf. İkinci ma. Birinci ma'ya matuftur. Ve huvel azizül hakim dediğimiz zaman vav haliye huve mübteda el azizü haber el hakim ikinci haber huvel azizül hakim ise mahallen masup hal cümlesidir. Huvellezî ahrecellezîne keferu min ehlil kitabi huve mübteda ellezî haberdir. İkisi de mahallen merfudurlar. Huve biliyorsunuz zamir irapları mahallen yapılır. Ellezî ismi mevsul mebni irabı mahallendir. Aklaca mazi fiil fetacere mebni hüve faili ellezine mef'ul bis sarih mahallen masup yine isim mevsulden dolayı keferu mazi fiil damme üzere mebni vav onun faili min ehli kitabi izafetle beraber keferunun mef'ul bi gayri sarih mahallen masup min diyarihim yine mahallen masup mef'ul bi gayri sarih li evvelil haşr yine o da mahallen masup mef'ulü bi gayri sarih bi fiili keferu. Ma nefi edatı zanen tüm mazi fiil sükun üzere mebni tüm faili en yahrucu en nasb edatı fiil muzari nasb eder. Yahrucu fiil muzari enle masup nasb alameti bi hasfin nun vav faili vav atıf zannu mazi fiil damme üzere mebni vav faili ennehüm ennehul müşebbehehum ismi mani'atü haberi merfu efendim muzafhum muzafile husunuhum mübteda evet mani'atühum onun haberidir. Burada mani'atühum husunuhum isim cümlesi de ennenin nesidir haberidir ve mahallen merfudur. Minallahi mef'ul bi gayri sarih fe atıf eta hümullahu eta mazi fiil hüm mef'ul bi sarih mahallen masub Allahu etanın faili mef'ul alameti damme min haythu mef'ul bi gayri sarih lem cezmedatı yahtisibu fiil muzari lemden dolayı meczub cezme alameti bi hasfin nun vav faili ve gazefe vav atıf gazefe mazi fiil fetacere mebni hüve faili tahtına müstetir fi gulubihim bu da mef'ul bi gayri sarih mahallen mansub gazefe fiilinin errubede mef'ul bi sarih mansub nasb alameti fetha yuhribune muzari fiil mef'ul alameti müsvütünün vav faili büyüte mef'ul bi sarih muzafün muzafileh bi eydihim mef'ul bi gayri sarih mahallen mansub ve eydil müminin vav atıf eydi üzerine matuf muzaf müminin muzafileh. Fe'tebiru fe rabıt i'tebiru fi'lun emrun mebni bi hasfin nun vav faili ya ülil ebsardaki ya nida edatı üli münada muzaf ebsari muzafin ileyh izafetten dolayı münadanın üslubu nedir? Masuptur ve buradaki y'den dolayı takdiren masuptur. وَلَوْ لَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمِ الْجَلَاءَ Vav istiknafiye lev şart edatı la mastar el pardon lev la şart edatı en mastar ketebe buradaki mazi fiildir. Ketebe Allahu, Allahu ketebenin failidir. İşte bu mastar olduğu için en ketebe Allah bu mübtedadır. Mahallen merfudur. Mevcudunda onun haberi takdir edilmiştir. Aleyhim mef'ulü bi gayri sari el celâe mef'ulü bi sari le'adebe lam burada kasem için gelmiştir. Pardon, lam burada rabıttır. Evet, rabıttır. Adebe mazi fiildir. Fetazöre mebni hüve faili hüm mef'ulü bi sari fid dünya mef'ulü bi gayri sari mahallen masup vav istiknafi lehüm öne geçmiş bir cümle olarak haber mahallen merfu fil ahirati bu nedir? Azabün nar mübtedası azabü mübteda muzaf nar muzafin ile fil ahirati burada car mecrur olarak gelmiştir. Evet ve bunun müteallakı nedir? Mahsuftur. Zalike mübteda bi ennehum bi harfi cer ennehum müşebehum ennenin ismi şakullâhe mazi fiil evet buradaki vav faili Allah'ı mef'ulü bis-sarih bu cümle nedir? Haberdir. Haberdir. Bi ennehum şakullâhe cümlesi de zalike mübtedasının haberidir. Ve Rasûleh Allah üzerine matuf vav istiknafiye men burada şart edatı yuşakti muzari fiil şarttan dolayı meczum cezmedatı bir hasfi harfül ille hüve faili Allah'e mef'ulü bis-sarih fe rabıt innehu müşebbehe Allah'a ismi innenin ismidir efendim şedidül ikab dediğimiz zamanda bu da haberidir merfu muzaf muzafileydir. Ma gatatüm, ma şart edatı mef'ulü bis-sarih öne geçmiştir. Gatatüm mazi fiil, sükûn üzere mebni tüm onun faili, min linetin mef'ulü bi gayri sarih. Ev atıf edatı teraktümü, burada teraktümü mazi fiil, teraktümdür yani. Sükûn üzere mebnidir, tüm onun failidir. Vav vavu işbah ha zamirine geçiş için gelmiştir. Buradaki ha ise mef'ulü bis-sarih'tir. Gaimeten haldir. Ala usuliha mef'ulü bi gayri sarih. Fe rabıtı bi iznillahi. Evet. Bu cümle nedir? Haber cümlesidir. Mahallen merfudur. Evet. Bu mübtedası nedir? Mahsuftur. Veli yuhziyel fasikinde vav atıf, lam-ı talil, yuhsiye fiil muzari, lam-ı talilden dolayı mansup, faili hüve, fasıkinde yuhsiyenin mef'ulü bis-sarihi, mansup nasb alameti ye. Ve ma efa Allahu, vav atıf, ma şart edatı, öne geçmiş mef'ulü bis-sarih, efa ev mazi fiilinin, Allah onun faili, ala rasulihi, mef'ulü bi gayri sarih minhum yine mef'ulü bi gayri sarih fe ma'daki fe rabıt ma nefi edatı ev ceftüm mazi fiil sükûn üzere mebni tüm faili aleyhi mef'ulü bi gayri sarih min haylin o da mef'ulü bi gayri sarih ev ceftüm fiilinin mahallen mansup vav atıf la nefi rikabin haylin üzerine matuftur. Velakinne Allah'deki vav atıf lakinne istitrak edatı Allah lakinlerin ismi yusallitu fiil muzari hüve faille beraber lakinlerin haberi evet mahallen merfu rusulehu yusallitu fiilinin mef'ulü bis-sarihi ala men yeşâ ala men mef'ulü bi gayri sarih yeşâ fiil muzari merfu alameti damme fail tarafından müstetir hüve vallahu ala külli şeyin kadir vav atıf Allahu mübteda ala külli şeyin kadir fiilimsinin önünde mef'ulü bi gayri sarih mahallen mansup kadirun haberdir Allah mübtedasının Ma şart-ı zatı efae mazi fiil. Allahu onun faili ma'da öne geçmiş mef'ulü bi sarihi ala rasulihi mef'ulü bi gayri sarih min ehlil qura o da mef'ulü bi gayri sarih izafetle. Ferabut lillahi öne geçmiş haber mahallen merfu velil rasuli lillahi üzerine matuf velidil kurba onun üzerine matuf ve yetama zil kurba üzerine vel mesakin yetama üzerine ve ibn-i sebil de mesakin üzerine matuftur. Hüve müptedasının bunlar nedir? Haberleridir. Birbirinin üzerine matuf olarak gelmişlerdir. Key nasb edatı, la nefi edatı, yekûne fiil-i muzari. Evet, burada keyden dolayı nedir? Masup olmuştur. Kendisi nakıs olduğu için hüve kânin ismi. Dûreten kânin haberi masup beynel agniyâi muzafileh ile beraber bu nedir? Mamuldür. Dûretenin mamulüdür. Minkümde nedir? Yine mef'ulü bi gayri sarihtir. Ve ma atâkümür rasûlü fehuzûhü ve ma nehâküm anhü fentehû vettevullâh. Evet, burada vav atıf ma şart edatı öne geçmiş mef'ulü bi sarih. Ata mazi fiil, küm mef'ulü bi sarih, er rasûlü fail. Fe rabıt huzû emir fiil, mebnin bi hasfin nun vav faili hü mef'ulü bi sarih. Vav atıf ma şart edatı mübdeda neha mazi fiil hüve faili küm mef'ulü bi sarih anhü mef'ulü bi gayri sarih fentehudaki fe rabıt intehu burada emir fiildir mebni bi hasfin nun vav faili olarak gelmiştir. Evet. Buradaki ma şartı mübdedaydır. Fentehu emir cümlesi de onun haberidir ve mahallen merfudur. Vettegullah vav istiknafi ittegu emir fiil mebni bi hasfin nun vav faili Allah'ı mef'ulü bis sarih inne hulum şebbehe bil fiil Allah'e innenin ismi şedidü innenin nesidir? Haberidir. Berfudur ve muzaftır. El-İkabi de muzaf ilektir. Evet. Lil-Fukara'il muhacirine burada da lil-Fukara'il meflubi gayri sarihtir. El-Muhacirine onun sıfatıdır. Ellezine de onun sıfatıdır. Uhricu mazi fiildir ama nedir? Meçhuldür. Vav onun naibi faildir. Min diyarihim mef'ulü bi gayri sarih ve envalihim diyarihim üzerine matuf. Yebtegûne fiil-i muzari merfuf alameti bi sübutunun vav faili fadlen hal. Evet mansup nasb alameti fetha minallahi mef'ulü bi gayri sarih ve rizvanen onun üzerine matuf ve yensurune evet fazlenin üzerine matuf rizvanen vav atıf yensurune fiil-i muzari Allah'e onun nesidir? Mef'ulü bi sarihtir. Yensurune'nin faili vav'dır. Ve rasulehu da onun üzerine matuf. Ülaike hümüs sadikun. Ülaike ismi işaret. Mebni mahallen merfu mübdeda. Hüm zamir fasıl. Es sadikun haberdir. Biliyorsunuz iki marife arasına zamiri fasıllar gelmektedir. Cümledeki müfret tesniye ve cemilik esasına göre ülaike ismi işaret marife es-sadıkun da marife o işte ikisinin arasında mübteda haberi ayıran bir fasıl zamiri vardır. O da hümdür. Vellezine vav istinafiye ellezine mübteda tebevve'ü burada nedir? Mazi fiil mebniyün ale'd-damme vav faili eddara mef'ulü bis-sarih ve iman onun üzerine matuf, evet, dar üzerine matuftur. Min gablihim, mef'ulü bi gayri sarih, yuhibbune, muzari fiildir, vav failidir. İşte bu, ellezine müptedasının, yuhibbune fiil muzarisi, failiyle beraber haberidir ve mahallen merfudur. Men mef'ulü bi sarih, hacira, mazi fiil, hüve faili, ileyhim, mef'ulü bi gayri sarih, vav atıf la nefi edatı yecidûne fiil-i muzari mefruf alameti müsibutünün vav faili fi sudurihim bu da mef'ulü bi gayri sarih mahallen masup muzafileh Haceten mef'ul bi sarih mimma mef'ul bi gayri sarih mahallen masum ütü mazi meçhul fiil vav naibi faili ve yüksirune muzari fiil mef'ul alamet müsibetünün vav onun nesidir? Faildir. Ala enfusihim mef'ul bi gayri sarih vav vav haliye lev şart edatı kâne mazi fiil bihim kânenin önüne geçmiş yani ismin önüne geçmiş haberidir ve mahallen mansuptur. Hasasatün kânenin ismidir, merfudur. Vav istiknafiye men şart edatı ve mübteda mahallen merfu yuga muzari meçhul fiildir ve naif faili hüvedir. Şuhha mef'ul bis sarih muzaf nefsihi de muzafın ileyhtir. Ferabut ulaike ismi işaret mübteda mahallen merfu hüm zamiri fasıl yine el müflihun haberi marife geldiği için ulaike'nin arasına ne gelmiştir? Zamiri fasıl gelmiştir diyoruz ve burada bugünkü dersimizi bitirmiş oluyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ma'as selam ilel liqa inşallah.